Evet, merhaba arkadaşlar. Hepiniz de Tortek Teknoloji ve Oyun kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere formattan sonra kurulması gereken driverları en kolay ve hızlı bir şekilde nasıl kuracağımızı kullandığım programı göstereceğim arkadaşlar. Bu kullandığım programlar iki tane. İki tanesini de size bu videomda göstereceğim. Başlayalım hazırsanız. Evet arkadaşlar, öncelikle Google'u açıyoruz. Daha sonra buraya driver pack yazıyoruz. Buradan çıkan kendi internet sitesine tıklıyoruz arkadaşlar. Zaten bu program ücretli de var, ücretsiz de var. Fakat ücretsiz olan da sizin işinizi fazlasıyla görecektir. Evet, buradan tüm gerekli sürücüleri yükleyin butonuna tıklıyoruz. Daha sonra otomatikmen hemen burada inmeye başlıyor programımız. Evet, programımız indikten sonra hemen çalıştırıyoruz ve eksik driverlarımızı kurmayı göstereceğim. Benim şu anda eksik driver'ım yok. Sadece size programı tanıtmak amaçlı çekiyorum bu videoyu. Evet, programımız şu anda kuruluyor. Evet, program şu anda bilgisayarımız hakkında sistem bilgileri ediniyor. Evet, şu anda sistem bilgileri edindi program. Hemen altta bulunan uzman kipi butonuna tıklıyoruz. Evet, daha sonra burada sistemimizin güncel olmayan serileri burada gözüküyor. Daha sonra burada sürücü araç takımları var. Bunları çok yüklemenizi tavsiye etmiyorum. Bunu buradan tikini kaldırabilirsiniz. Ayrıca böyle istediğiniz program varsa bunu ayrıca tıklayıp yükleyebilirsiniz bilgisayarınıza. Evet, burada hem sürücü güncellemeleri hem de eksik olan sürücüler yer alır. Benim şu anda bilgisayarımda eksik olan sürücü olmadığı için burada şu anda ayrıca böyle bir sekme açılmadı. Çünkü benim şu anda yani bütün driverlarım tam. Evet, burada sürücü güncellemeleri, chipset güncellemeleri yapabiliriz. Mesela bunların hepsi chipset güncellemeleridir. Ya şu anda benim yapmama gerek yok. Çünkü benim şu anda herhangi bir bilgisayarımın hata verdiği bir konuda yok. Arkadaşlar, buradan istediğiniz hangi driver'ınız eksik, zaten şu an eksik olan driver'ların hepsini çıkartır. Ekran kartı zaten genelde ekran kartı en altta yer alır. Ekran kartını tıklayabilirsiniz. Bunları tıkladık varsayalım. Daha sonra buradan yazılımlar butonuna geliyoruz. Burada da istediğiniz herhangi bir tarayıcı, ne bileyim, bir program, yazılım varsa bunu da buradan yükleyebilirsiniz. Buradaki programlar en güncelidir. Yani size bu sistem indirdiği zaman bu programı en güncelini indiriyor. Bilginiz olsun. Onun haricinde burada antivirüsler var. Antivirüsleri de isterseniz buradan indirebilirsiniz. Yine en güncel antivirüs sürümünü indirecektir bu program. Evet, bir diğer programımız da Driver Booster arkadaşlar. Hepimizin kullandığı bir diğer driver programı da Driver Booster. Onu da hemen size tanıtmak isterim. Driver Booster yazdıktan sonra tarayıcımıza ilk çıkan web sayfasına tıklıyoruz. Evet, bu programda ücretli ve ücretsiz olarak bizi karşılıyor. Daha sonra buradan ücretsiz indir butonuna tıklıyoruz. Evet, bizi şu anda yönlendirdi Driver Booster ücretsiz programına. Ücretsiz indir butonuna tıklıyoruz. Evet, programımız şu anda inmeye başladı. Evet arkadaşlar, programımız indi. Hemen yine bununla yönetici olarak çalıştırıyoruz. Şu anda kurulum başlıyor. Evet, buradan bu açılan sayfada hemen kur demiyoruz. Çünkü arka planda yüklemesi gereken programlar da var. Onları yüklemezseniz daha iyi olur. Mesela isterseniz yükleyebilirsiniz. Yüklemek istemezseniz buradan özel kurulum butonuna tıklıyorsunuz.
Buradan mesela nereye kaydedileceğini size soruyor. Buradan tıkladıktan sonra masaüstü simgesi yarat, ne bileyim, simgeyi görev çubuğuna iliştir, buraya sabitle diye bir buton var. Onunla tıklayabilirsiniz. Şu an ikisini de tıklıyorum ben. Daha sonra kur diyorum. Evet, az önce bahsettiğim o harici programı yükleme Advanced System Kare. Bunu da burada yüklemek isterseniz evet tıklarsınız. Fakat yüklemek istemezseniz hayır teşekkürler butonuna tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Tıkladık ve ilerliyoruz. Evet, şu anda sistemde. Şu an bu programda sistemimiz hakkında bilgiler ediniyor. Sistem bilgileri. Şu anda hem kuruyor hem de sistem bilgisi ediniyor. Şu anda programımız bir ama buraya masa üstüne simge ekledi. Yüklememiz devam ediyor. Evet, daha sonra buradan çıkan bu abone ol butonuna buradan hayır teşekkürler diyerek şu anda taramasını evet bu sekme açılmasını istemiyorsunuz. Çünkü bu sekme direkt ana sayfa ve kendi web sayfasını yönlendiriyor. Buradan bu tiki kaldırarak şimdi tara diyerek programı başlayabilirsiniz. Eksik driverlarınızı program görecektir şimdi. Evet, şu anda tarıyor. Ayrıca burada bir de burada bir buton daha eklemişim. Bunu da yeni gördüm. Bu da kayıt defteri arkadaşlar. Kayıt defteri sorunlarını düzelten programları burada size gösteriyor. Ben kayıt defterini düzeltmeyi genelde hepimizin bildiği program Cleaner. Bunu bir önceki videoda bilgisayar hızlandırma videosunda çekmiştim, göstermiştim. Oradan da hemen videolarım sekmesine, kanalımın videoları sekmesine girip onu da izleyebilirsiniz. Evet, bizim işimiz burada. Bu sekme açıldıktan sonra burada mesela sizin güncel olmayan yine driver pack'teki gibi güncel olmayan yazılımlarınızı burada size gösteriyor. Yani herhangi bir sorun yaşıyorsanız buradaki şeyler program yazılımlarla alakalı buradan güncelleyip deneyebilirsiniz bir de. Muhtemelen sorunuz ortadan kalkacaktır. Evet, bu programda bu şekilde arkadaşlar. Bunun öyle çok artısı yok. Yani driver pack biraz daha iyi bir programa göre. Driver pack'i de kullanabilirsiniz ya da isterseniz bu driver booster'da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış bir şey. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Video sonunda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.